55. Bölüm Cersei Her gece bir öncekinden daha soğuk gibiydi. Hücrede ne şömine vardı ne de maltız. Mekandaki tek pencere Cersei'nin dışarıyı göremeyeceği kadar yüksek ve içinden geçemeyeceği kadar dardı. Ama soğuğu içeri sokacak kadar genişti. Cersei ona verilen ilk elbiseyi yırtmıştı. Kendi giysilerinin iadesini talep etmişti. Ama bu talep onu çıplak ve titrer halde bırakmıştı ona yeni bir elbise getirdiklerinde Cersei bunu giymiş ve getirenlere teşekkür etmişti. Kelimeleri söylerken boğulacakmış gibi olmuştu. Pencereden içeri sesler de giriyordu. Kraliçenin şehirde neler olduğunu anlamasının tek yolu buydu. Ona yemek getiren rahibeler hiçbir şey söylemiyordu. Cersei bundan nefret ediyordu. Jaime onu kurtarmak için gelecekti. Ama Cersei onun geldiğini nasıl bilecekti Jamie'nin ordusunun önünden koşup tek başına gelecek kadar aptal olmamasını umuyordu. Çünkü Yüce Sept'in etrafını saran fukara dostlarla baş edebilmek için her kılıca ihtiyaç duyacaktı. Cersei sık sık ikiziyle ilgili sorular soruyordu ama gardiyanlar cevap vermiyordu. Ser Loras'ı da soruyordu. Gelen son haberlere göre Çiçek Şövalyesi ejderha kayasını alırken edindiği yaralar sebebiyle kalede can çekişiyordu. Bırak ölsün diye düşündü Cersei ve acele etsin. Delikanlının ölümü kral muhafızlarında boş bir yer anlamına gelecekti ve bu boşluk Cersei'nin kurtuluşu olabilirdi. Fakat rahibeler Lord Tyrell hakkında Jaime hakkında oldukları kadar sıkı ağızlılardı. Cersei'nin tek ve son ziyaretçisi Üstad Kayburn'dü. Cersei'nin dünyası dört kişiden ibaretti. Kendisi ve üç yobaz gardiyanı. Rahibe Yonella iri kemikli ve erkeksiydi. Nasırlı elleri ve çirkin bir yüzü vardı. Rahibe Moel sert beyaz saçlara ve şüpheyle kısılmış gözlere sahipti. Buruşuk yüzü bir baltanın bıçağı kadar keskindi. Rahibe Skolera kalın belli ve kısa boyluydu. Büyük gözleri zeytin renginde teni ve bozuk süte benzeyen ekşi bir kokusu vardı. Rahibeler Sörsi'ye su ve yiyecek getiriyorlardı. Lazımlığını boşaltıyorlardı. Birkaç günde bir elbisesini alıp yıkamaya götürüyorlardı. Cersei elbisesi geri verilene kadar battaniyesinin altına sığınıyordu. Skolere zaman zaman Cersei'ye Yedi Köşeli Yıldız'dan ya da Kutsal Dualar kitabından bölümler okuyordu. Ama rahibelerin hiçbiri onunla konuşmuyor ve onun sorularını yanıtlamıyordu. Cersei üç rahibeden de nefret ediyordu ona ihanet eden adamlardan nefret ettiği kadar. Sahte dostlar, hain hizmetkarlar, ölümsüz aşktan bahseden adamlar, hatta Cersei'nin kendi kanından olanlar. Hepsi ihtiyacı olduğunda Cersei'yi terk etmişti. Ozni Karakaz'ın isimli o zayıf yaratık kamçının altında çözülmüştü. Yüce serçenin kulaklarını sırlarla doldurup mezara girmişti. Ozni'nin ağabeyleri, Cersei'nin sokaktan alıp adam ettiği o pislikler sessizce oturmaktan başka bir şey yapmamışlardı. Cersei'nin amireli Orenso, Cersei'nin onun için inşa ettirdiği donanmayı alıp denize kaçmıştı. Orta Meriwader bu kötü zamanlarda kraliçenin tek gerçek dostu olan Teyna'yı da almış ve koşarak uzun masaya dönmüştü. Harry Swift ve Yüce Üstad Paysel, Cersei'yi tutsaklığa terk etmiş ve diyarı ona karşı komplo kuran adamlara vermişlerdi kralın yeminli koruyucuları olan Merin Trent ve Boras Blount hiçbir yerde bulunamıyordu. Cersei'nin kuzeni olan ve bir zamanlar onu sevdiğini iddia eden Lancel bile Cersei'yi suçlayanlar arasındaydı. Cersei amcasını kral eli yapacakken adam ona yardım etmeyi reddetmişti. Ve Jaime. Hayır, Cersei buna inanamazdı. İnanmayacaktı. Jaime, Cersei'nin zor durumunu öğrenir öğrenmez gelecekti. Hemen gel diye yazmıştı Cersei. Bana yardım et, beni kurtar. Şu anda sana daha önce hiç olmadığım kadar muhtacım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Hemen gel. Kyber mektubu, ordusuyla birlikte nehir topraklarında olan Jaime'ye ulaştıracağına dair yemin etmişti. Fakat Kyber bir daha hiç gelmemişti. Ölmüş olabilirdi belki de üstadın kafası şehir kapılarının üzerindeki bir kaza geçirilmişti. Belki de üstad Kızıl Kale'nin altındaki kara hücrelerden birinde çürüyordu. Cersei'nin mektubu hiç gönderilmemişti. Kraliçe yüzlerce kez Kayburn'u sormuştu ama gardiyanlar adamdan bahsetmiyordu. Cersei'nin kesin olarak bildiği tek şey Jaime'nin gelmediğiydi. ''Henüz gelmedi.'' dedi kendi kendine. ''Ama yakında gelecek.'' Jamie geldiğinde yüce sarça ve kancıkları başka bir şarkı söyleyecek. Cersei kendini çaresiz hissetmekten nefret ediyordu. Tehditler savurmuştu. Ama tehditleri taş suratlar ve sağır kulaklar tarafından karşılanmıştı. Emirler vermişti ama emirleri duymazdan gelinmişti. Bir kadının diğer kadına duyduğu tabii anlayışa sığınarak annenin merhameti için yakarmıştı. Ama üç buruşuk rahibe yemin ettiklerinde kadınlıklarını da bir kenara bırakmışlardı. Sörse onları etkilemeyi denemişti. Onlarla nazikçe konuşmuştu. Her hakareti uysalca kabul etmişti. Rahibeler etkilenmemişti. Sörse onlara ödüller, ünvanlar, altınlar ve mecliste mevkiler vaat etmişti. Rahibeler kraliçenin vaatlerine, tehditlerine verdikleri gibi karşılık vermişlerdi. Ve Sörse dua etmişti. Ah nasıl da dua etmişti. Dua rahibelerin istediği şeydi. Kraliçe de onlara istediklerini vermişti. Kayanın kızı değilmiş de, sokaktaki sıradan bir kadınmış gibi dizlerinin üstünde dua etmişti. Tanrılardan onun masumiyetini kanıtlamalarını yüksek sesle istemişti. Onu itham edenlerin ani ve acılı ölümlere maruz kalması için sessiz dualar okumuştu. Dizleri kanayana kadar dua etmişti. Dili onu boğacakmışçasına kalınlaşıp ağırlaşana kadar dua etmişti. Sörse hücrede küçük bir kızken ona öğretilen bütün duaları hatırlamış ve anne ile bakireye, baba ile savaşçıya, yaşlı hatun ile demirciye seslenen yeni dualar uydurmuştu. Yabancıya bile dua etmişti. Bildiği bütün sözleri tanrılara vermişti. Ama gözyaşlarını esirgemişti. ''Gözyaşlarımı asla alamazlar.'' Dedi kendine. Cersei kendini zayıf hissetmekten nefret ediyordu. Tanrılar Jaime'ye ve o kasıntı Robert'a verdikleri kuvveti ona vermiş olsalardı Cersei kendi başına firar edebilirdi. Ah bir kılıç ve onu savuracak yetenek için neler feda etmezdim. Cersei bir savaşçının kalbine sahipti ama tanrılar ona bir kadının kırılgan bedenini vermişti. Kraliçe en başlarda rahibelerle dövüşmeyi denemişti. Ama kadınlar onu alt etmişti. Çok kalabalıklardı ve göründüklerinden daha kuvvetlilerdi. Çirkinlerdi ama onca dua, yer olma ve çıraklara sopalarla attıkları dayaklar sayesinde ağaç kökleri gibi sertleşmişlerdi. Ve Cersei'nin dinlenmesine izin vermiyorlardı. Gece ya da gündüz, kraliçe ne zaman gözlerini kapasa, gardiyanlardan biri geliyor, onu uyandırıyor ve günahlarını itiraf etmesini istiyordu. Cersei sadakatsizlikle, zinayla, büyük ihanetle ve hatta cinayetle suçlanıyordu. Çünkü Oznikar'a kazan son yüce rahibi Cersei'nin emriyle boğduğunu itiraf etmişti. Rahibe Yonella, kraliçeyi sarsarak uyandırdıktan sonra ''Bütün cinayetlerini ve zinalarını duymak için geldim.'' diye homurdanıyordu. Rahibe Moel, Cersei'yi günahlarının uykusuz bıraktığını söylüyordu. Bölünmemiş uykuların huzurunu sadece masumlar bilir. Günahlarını itiraf edersen yeni doğmuş bir bebek gibi uyursun. Uyan, uyu ve tekrar uyan. Cersei'nin her gecesi işkencecilerin kaba elleriyle parçalara bölünüyordu. Her gece bir öncekinden daha soğuk ve daha zalim oluyordu. Baykuş vakti, kurt vakti, bülbül vakti, ay doğumu, ay batımı Sabah karanlığı, akşam karanlığı. Zaman bir ay yaş gibi yalpalayarak yürüyordu. Vakit hangi vakitti, gün hangi gündü, bu bir rüya mıydı yoksa Cersei uyanmış mıydı? Cersei'nin uyumasına izin verilen küçük uyku kırıkları onun aklını dilimleyen usturalara dönüşmüştü. Cersei her gün biraz daha durgun, biraz daha yorgun ve biraz daha hasta oluyordu. Yüce Beylor Septi'nin yedi kulesinden birindeydi kaç zamandır bu hücrede hapis olduğunu bilmiyordu. ''Burada yaşlanacağım ve burada öleceğim.'' diye düşündü umutsuzca. Cersei bunun olmasına izin veremezdi. Oğlunun ona ihtiyacı vardı. Risk ne olursa olsun kendini buradan kurtarmak zorundaydı. Dünyası bir metrekarelik bir hücreden, bir lazımlıktan, topak topak bir şilteden ve tenini kaşındıran bir battaniyeden ibaretti. Ama o hala Lord Tywin'in varisi ve Kaya'nın kızıydı. Uykusuzluktan yorgun düşen, kule hücresine giren soğuk yüzünden her gece titreyen, dönüşümlü olarak aç kalan ve ateşlenen Cersei, sonunda itirafta bulunmak zorunda olduğunu anladı. O gece, Rahibe Unella onu uyandırmak için hücreye geldiğinde, kraliçeyi dizlerinin üstünde beklerken buldu. ''Günah işledim.'' dedi Cersei. Ağzının içindeki dili kalındı. Dudakları çatlak ve yaralıydı. Korkunç günahlar işledim. Bunu şimdi anlıyorum. Bunca zamandır nasıl bu kadar kör olabildim? Yaşlı hatun bana geldi ve fenerini yukarı kaldırdı. Fenerin kutsal ışığıyla bana yürümem gereken yolu gösterdi. Yine temiz olmak istiyorum. Sadece bağışlanmak istiyorum. Lütfen iyi rahibe, size yalvarıyorum. Suçlarımı ve zinalarımı itiraf etmem için beni yüce rahibe götürün. Ona söyleyeceğim majesteleri, dedi rahibe Onela. Yüce rahip çok memnun olacak. Ölümsüz ruhlarımız sadece itiraf ve gerçek nedamet sayesinde kurtulur. Ve o uzun gecenin geri kalanında Cersei'nin uyumasına izin verdiler. Saatler boyu süren kutsanmış bir uykuydu. Cersei, Jaime ile evli olduğunu ve oğlunun hala yaşadığı uzun ve tatlı bir rüya görürken, Baykuş, kurt ve bülbül bir kez olsun görünmeden ve dikkat çekmeden geçip gittiler. Sabah olduğunda kraliçe kendini neredeyse kendisi gibi hissediyordu. Gelen gardiyanlara yine dindar sesler çıkardı. Günahlarını itiraf etmekte ve yaptığı her şey için affedilmekte ne kadar kararlı olduğunu söyledi. Bunu duyduğumuz için mutluyuz, dedi rahibe Moel. Ruhunuzdan büyük bir yük kalkacak, dedi rahibe Sukolera. İtiraftan sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz majesteleri. Majesteleri. Bu basit kelime Cersei'yi heyecanlandırdı. Gardiyanlar, Cersei'nin uzun süren tutsaklığı sırasında bu basit nezaketi göstermekten bile kaçınmışlardı. Yüce rahip bekliyor, dedi rahibe Onella. Cersei, mütevazı ve itaatkar bir şekilde başını öne eğdi. Önce banyo yapmama izin verir misiniz? Rahibin karşısına çıkacak durumda değilim. Yüce rahip izin verirse daha sonra yıkanırsınız, dedi rahibe Onella. Şu anda önemsemeniz gereken şey etinizin beyhudeliği değil, ölümsüz ruhunuzun temizliği. Üç rahibe Cersei'yi kule merdiveninden aşağı indirdi. Rahibe Unela önde, rahibe Moel ve rahibe Sukoler arkada yürüdü. Cersei'nin kaçmaya çalışacağından korkuyormuş gibi. Basamakları inerken alçak bir sesle, ''Son ziyaretçimden bu yana çok uzun zaman geçti.'' dedi Cersei. ''Kral iyi mi? Çocuğu için endişelenen bir anne olarak soruyorum.'' ''Majesteleri kralın sağlığı iyi.'' dedi rahibesi kolera. Ve gece gündüz gayet iyi korunuyor. Kraliçe her zaman onun yanında. Kraliçe benim. Cersei yutkundu, gülümsedi. Bunu bilmek güzel, dedi. Tamın onu çok seviyor. Onun hakkında söylenen o korkunç şeylere asla inanmadım. Mercery Tyrell, zina ve yüksek ihanet ithamlarından bir şekilde kurtarmayı başarmış mıydı? Bir duruşma yapıldı mı? Yakında yapılacak, dedi rahibe Skolera. Lakin köleçe nabeyi sessiz ol. Rahibe Yonella omzunun üzerinden Skolera'ya baktı. Çok konuşuyorsun yaşlı kadın. Bu çeşit meseleler hakkında konuşmak bizim işimiz değil. Skolera başını öne eğdi. Lütfen boşlayın. Basamakların geri kalanını sessizlik içinde indiler. Yüce Serçe, Cersei'yi kutsal odada kabul etti sade bir şekilde döşenmiş, yedi köşeli odanın duvarlarından yedinin kabaca oyulmuş yüzleri bakıyordu. Yüzlerdeki ifade, yüce rahibin yüzündeki ifade kadar ekşi ve kınama doluydu. Cersei içeri girdiğinde yüce rahip ahşap bir masada oturmuş mektup yazıyordu. Cersei'nin onu son görüşünden bu yana hiç değişmemişti. Cersei'yi yakalayıp hücreye attığı günden beri. Hala gri saçlıydı açlıktan kırılıyormuş gibi görünüyordu. Yüzü sert ve çizgiliydi. Gözleri kuşku doluydu. Seleflerinin gösterişli kıyafetleri yerine boyasız yünden yapılmış, ayak bileklerine kadar inen şekilsiz bir tunik giymişti. Selam sözü olarak majesteleri dedi. Anlıyorum ki iyi tarafta bulunmak istiyorsunuz. Sörse dizlerinin üstüne düştü. Evet yüce rahip. Yaşlı hatun uykumda bana geldi ve fenerini yukarı kaldırdı. Elbette. Unella, sen burada kalıp majestelerinin sözlerini kayda geçireceksin. Skolera, Moel, siz gidebilirsiniz. Rahip parmaklarını çenesinin altında birleştirdi. Bu, Sörsen'in babasının binlerce kez kullandığı bir hareketti. Rahibe Unella, Sörsen'in yanındaki sandalyeye oturdu. Bir parşömen aldı bir tüy kalemi üstad mürekkebine batırdı. Cersei bıçak gibi bir dehşet hissetti. İtirafta bulunduğumda günahlarınıza uygun olan muameleyi göreceksiniz majesteleri. Bu adam amansız diye düşündü Cersei bir kez daha. Bir an için kendini topladı. Öyleyse anne bana merhamet etsin. Erkeklerle evlilik dışı ilişkiler kurdum. İtiraf ediyorum. Kömlerle, Yüce rahibin gözleri Cersei'nin gözlerine kilitlenmişti. Cersei arkasında oturan Unella'nın yazı yazdığını duyabiliyordu. Tüy kalem hafif bir sürtünme sesi çıkarıyordu. Kuzenim Lancel Lannister ve Ozni Kara kazan. İki adam da Cersei ile yattığını itiraf etmişti. Bunu inkar etmek işe yaramazdı. Ozni'nin ağabeyleri her ikisi de. Cersei, Osfraydın ve Osmond'ın neler söyleyeceğini bilemezdi. Çok şey itiraf etmek, az şey itiraf etmekten daha güvenliydi. Günahlarımı haklı çıkarmaz biliyorum ama çok yalnızdım ve korkuyordum, yüce Rahip. tanrılar, koruyucum ve aşkım Robert'ı benden almıştı. Tek başımaydım. Etrafım entrikacılar, sahte dostlar ve oğullarımın ölümü için komplolar kuran hainler sarmıştı. Kime güveneceğimi bilmiyordum. Ben de kara kazanları kendime bağlamak için elimdeki yegane vasıtayı kullandım. Vasıta derken kadınlık organlarınızı mı kastediyorsunuz? Etimi kastediyorum. Cersei tek elini yüzüne götürdü. Elini tekrar aşağı indirdiğinde gözleri gözyaşlarıyla ıslaktı. Evet, bakire beni bağışlasın. Lakin bunu çocuklarım için yaptım. Diğer için yaptım. Bundan hiç zevk almadım. Kara kazanlar, onlar sert ve zalim adamlar. Beni hoyratça kullandılar. Fakat başka ne yapabilirdim? Tamının etrafında benim güvenebileceğim adamlar olmalıydı. Majesteleri kral, kral muhafızları tarafından korunuyordu. Kralın ağabeyi Cafri kendi düğün ziyafetinde öldürülürken kral muhafızları hiçbir şey yapmadan durdular. Bir evladımın ölümünü izledim. Birini daha kaybetmeye dayanamazdım. Günah işledim. Ahlaksızca zina yaptım ama bunu tamın için yaptım. Beni bağışlayın yüce rahip. Lakin çocuklarımın güvenliği için yapmam gereken şey buysa bacaklarımı kral topraklarındaki her adam için açarım. Bağışlamak sadece tanrılara mahsustur. Sizin kuzeniniz ve Lord kocanızın yaveri olan Sir Lancel için ne diyeceksiniz? Onu da sadakatini kazanmak için mi yatağınıza aldınız? Lancel! Cersei duraksadı. Dikkatli ol, dedi kendine. Lancel rahibe her şeyi anlatmış olmalı. Lancel beni sevdi. Henüz çocuk sayılırdı. Ama onun bana ya da oğlumu olan sadakatinden asla şüphe etmedim. Ama onu yine de kirlettiniz. Yalnızdım. Cersei hışkırığını bastırdı. Kocamı, oğlumu ve lord babamı kaybetmiştim. Vekil kraliçeydim ama bir kraliçe hala bir kadındır ve kadınlar kolayca cezbedilen zayıf yaratıklardır. Siz bunun doğruluğunu bilirsiniz yüce rahip, kutsal rahibelerin bile günah işlediği malumdur. Lancel'da huzur buldum. O iyi ve nazik bir delikanlıydı ve benim birine ihtiyacım vardı. Yanlıştı, biliyorum ama başka kimsem yoktu. Bir kadının sevilmeye ihtiyacı vardır. Yanında bir erkeğe ihtiyacı vardır. Bir kadın Cersei önlenemez bir şekilde hışkırmaya başladı. Yüce rahip kraliçeyi teselli etmek için hareketlenmedi. Gözlerini Cersei'ye sabitlemiş bir halde öylece oturdu. Yukarıdaki septe bulunan yedi heykellerininki gibi taştan bir ifadeyle onun ağlayışını izledi. Uzun dakikalar geçti ama sonunda kraliçenin gözyaşları kurudu. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı ve Cersei kendini bayılacakmış gibi hissediyordu. Bununla birlikte Yüce Serçe onunla işini bitirmemişti. Bunlar sık rastlanan günahlar, dedi. Doğuların günahkarlığı iyi bilinir ve özlerinde bütün kadınlar hafif meşreptir. Erkeklere istedikleri şeyleri yaptırmak için kurnazlıklarını ve güzelliklerini kullanırlar. Burada bir ihanet söz konusu değil. Kral Robert hayattayken evlilik yatağınızdan sapmadıysanız tabii titreyerek asla diye fısıldadı Sörse. Asla yemin ederim. Rahip kraliçenin yeminini umursamadı. Size karşı başka suçlamalar da var majesteleri. Basit zinalardan çok daha ağır suçlar. Sör Ozni kara aşığınız olduğunu kabul ettiniz. Sör Ozni, Selefimi sizin emrinizle boğduğu konusunda ısrar ediyor. Körliç'e Mörcül ve kuzenleri aleyhinde yalancı şahitlik yaptığını, yine sizin emrinizde onların hakkında zina ve yüksek ihanet hikayeleri anlattığını söylüyor. Hayır, dedi Cersei. Bu doğru değil. Mörcül'i kendi kızım gibi severim. Ve diğeri, yüce rahipten şikayetçi olduğumu kabul ediyorum. O Tyrion'un mahlukatıydı. Zayıf ve yozdu. Kustal inancımızın üstünde bir lekeydi. Bunu benim kadar siz de biliyorsunuz yüce rahip. Ozni, rahibin ölümünün beni memnun edeceğini düşünmüş olabilir. Durum buysa suçun bir kısmı benimdir. Ama cinayet? Hayır, cinayetten suçsuzum. Beni septe götürün. Babanın hüküm koltuğunun önünde durayım. Ve suçsuzluğumun gerçek olduğuna dair yemin edeyim. Zaman içinde, dedi yüce rahip. Kendi Lord kocanızın bu isimle anılan ilk kral olan sevgili ve merhum kralımız Robert'ın cinayetinde rol almakla da suçlanıyorsunuz. Lancel diye düşündü Cersei. Robert bir domuz tarafından öldürüldü. Şimdi de bir deri değiştiren olduğumu mu söylüyorlar? Bir vark? Kendi oğlumu, ilk evladım Jaffrey'i öldürmekle de suçlanıyor muyum? Hayır. Sadece kocanızı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Bunu reddediyorsunuz. Ediyorum. Evet. Tanrıların ve insanların huzurunda reddediyorum. Rahip başını salladı. Sonuncusu ve en beteri. Çocuklarınızın babasının Kral Robert olmadığını söyleyenler var. Çocuklarınızın ensest ve zinadan doğmuş piçleri olduğunu söyleyenler. Bunu Stanley söylüyor, dedi Sörse hemen. Yalan, kül yiyen yalan. Stanley demir tahtı istiyor. Ama ağabeyinin çocukları onun yolunda duruyor. Bu yüzden onların ağabeyinin çocukları olmadığını iddia ediyor. O iğrenç mektup. O mektupta bir zerre bile gerçek yok. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Yüce rahip iki elini birden masanın üstüne koydu ve kendini yukarı iterek ayağa kalktı. Güzel. Lord Stannis, kırmızı bir şeytana tapınmak için yedinin gerçeğine yüz çevirdi. Yedi krallıkta onun sahte inancına yer yok. Bunu duymak neredeyse güven vereceğiydi. Sörsi başıyla onayladı. Buna rağmen, diyerek devam etti yüce rahip. Bunlar korkunç suçlamalar ve diyarın gerçeği bilmesi gerek. Eğer gerçeği söylüyorsanız majesteleri, bir duruşma masumiyetinizi mutlaka ortaya çıkarır. Bir duruşma? Hala? İtiraf ettim. Bazı günahlarınızı itiraf ettiniz, diğerlerini reddettiniz. ''Duruşmanız gerçekleri yalanlardan ayıracak. İtiraf ettiğiniz günahlar için bağışlanmanız ve diğer suçlamalardan masum bulunmanız için yediye dua edeceğim.'' Cersei ağır ağır ayağa kalktı. ''Bilgiliğiniz karşısında iyiliyorum yüce rahip.'' dedi. ''Lakin annenin merhametinin bir damlası için yalvarabilir miyim? Oğlumu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Lütfen.'' Yaşlı adamın gözleri çakmaktaşı parçaları gibiydi. Bütün günahlarınızdan arınmadan kralın yanına yanaşmanız münasip olmaz. Ma mafi, salaha giden yolda ilk adımı attınız. Bu sebeple başka ziyaretçilerinizin olmasına izin vereceğim. Kraliçe yeniden ağlamaya başladı. Bu seferki gözyaşları gerçekti. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Anne merhametlidir. Ona teşekkür etmelisiniz. Moai ve Skolera, Cersei'yi kule hücresine geri götürmek için bekliyordu. Bunella onların yanına gitti. Hep birlikte basamakları tırmanırlarken, ''Hepimiz sizin için dua ediyoruz majesteleri.'' dedi rahibe Moel. ''Evet.'' diye tekrar etti Skolera. ''Şimdi kendinizi çok daha hafif hissediyor olmalısınız. Düğün sabahındaki bir genç kız kadar temiz ve masum.'' ''Düğün sabahımda Jamie'yi düzdüm diye düşündü kraliçe. Evet, dedi. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sanki iltaflı bir çıban bir neşterle kesildi. Sonunda iyileşmeye başlayabilirim. Neredeyse uçacak gibiyim. Dirseğini rahibe sıkılarının yüzüne geçirmenin ve kadını sarmal merdivenden aşağı yuvarlamanın ne kadar güzel olacağını düşündü. Eğer tanrılar merhametliyse, ise yaşlı kancık rahibe Unela'ya çarpar ve onu da kendisiyle birlikte aşağı götürürdü. Tekrar gülümsediğinizi görmek güzel, dedi Skolera. Yüce rahip ziyaretçilerimin olabileceğini söyledi. Söyledi, dedi rahibe Onela. Eğer bize kimleri görmek istediğinizi söylerseniz onlara haber göndeririz. Jamie, Jamie'ye ihtiyacım var. Fakat Jamie şehirde ise neden ikizine gelmemişti? Cersei, Yüce Baelor septinin duvarlarının ardında neler olduğu ile ilgili daha iyi bir fikir edinene kadar Jaime'yi beklemeliydi. Bu daha akıllıca olurdu. Amcam, dedi. Sir Cavill Lannister, babamın kardeşi, o şehirde mi? Şehirde, dedi rahibe Onela. Vekil kral, kızıl kalede ikamet ediyor. Onu derhal çağıracağız. Teşekkür ederim, dedi Cersei. Vekil kral, diye düşündü şaşırmış gibi yapamadı. Mütevazı ve nadim bir kalbin ruhun günahlarını temizlemekten çok daha büyük faydalar sağladığı anlaşıldı. Kraliçe o gece daha geniş bir hücreye taşındı. İki kat aşağıdaki hücre, yumuşak battaniyelere ve Cersei'nin dışarıyı seyredebileceği gerçek pencerelere sahipti. Yemek vakti geldiğinde Cersei'ye bayat ekmek ve yulaf lapası yerine kızarmış oroz, üstüne kırık cevizler serpilmiş çıtır sebzeler ve tereyağında yüzen şalgamlar getirildi. Cersei yakalandığından beri ilk kez o gece dolu bir mideyle yatağa girdi ve gecenin karanlık vakitlerini hiç rahatsız edilmeden uyuyarak geçirdi. Ertesi sabah Şafak'la birlikte Sir Kevin geldi. Kapı açıldığında ve Sir Kevin hücreye girdiğinde Cersei hala kahvaltı ediyordu. ''Bizi yalnız bırakın.'' dedi Sir Kevin gardiyanlara. Rahibe Onela, Skolera ve Moel'i dışarı çıkarıp kapıyı arkadan kapadı. Kraliçe ayağa kalktı. Sir Kevin, Cersei'nin onu son gördüğü halinden daha yaşlı görünüyordu. İri bir adamdı, geniş omuzlu ve kalın belliydi. Büyük çenesinin çizgisini takip eden kısa tıraş edilmiş sarı sakalları ve alnından itibaren açılmaya başlamış sarı saçları vardı kırmızıya boyanmış yün pelerini aslan kafası şeklinde altın bir broşla omzuna tutturulmuştu. ''Geldiğin için teşekkür ederim.'' dedi kraliçe. Amcası kaşlarını çatarak ''Oturmalısın. Sana söylemem gereken şeyler var.'' Sörse oturmak istemiyordu. ''Bana hala kızgınsın. Bunu sesinde okuyabiliyorum. Beni affet amca. Şarabımı yüzüne dökmekle hata ettim. Ama...'' ''Bir kadeh şarabın umurumda olduğunu mu sanıyorsun?'' Lancel benim oğlum Cersei, senin öz kuzenin. Eğer sana kızgınsam sebebi budur. Ona göz kulak olmalıydın. Ona rehberlik etmeliydin. Onun için iyi bir aileden münasip bir kız bulmalıydın. Sen bunları yapmak yerine... Biliyorum, biliyorum. Lancel beni, benim onu istediğimden çok daha fazla istedi. Bahse girerim ki hala istiyor. Yalnızdım, zayıftım, Lütfen amca. Ha amca, tatlı yüzünü görmek o kadar güzel ki. Korkun şeyler yaptım, biliyorum. Fakat benden nefret etmene dayanamam. Sörse amcasına sarıldı ve adamın yanağını öptü. Beni affet, beni affet. Sir Kevin, kraliçenin sarılışına birkaç kalp atımı zaman boyunca tahammül etti. Sonunda kendi kollarını kaldırdı. Kucaklaması kısa ve tuhaftı. Yeter, dedi. Sesi ifadesiz ve soğuktu. Affedildin. Şimdi otur. Bazı kötü havadisler getirdim Cersei. Adamın sözleri Cersei'yi korkuttu. Tamına bir şey mi oldu? Lütfen. Hayır. Oğlum için çok korktum. Kimse bana bir şey anlatmadı. Lütfen bana Tamının iyi olduğunu söyle. Majesteleri Krali'yi. Sok sok seni soruyor. Sir Kevin ellerini Cersei'nin omuzlarına koydu. Öyleyse Jamie, Jamie mi? Hayır, Jamie hala nehir topraklarında bir yerde. Bir yerde? Cersei bu kelimelerin tanısından hoşlanmamıştı. Kozgun ağaç aldı ve Lord Blackwood'un teslimiyetini kabul etti, dedi Sir Kevin. Ama nehir ovaya dönerken adamlarından ayrıldı ve bir kadınla birlikte çekip gitti. Bir kadın? Cersei anlamaz gözlerle amcasına baktı. Hangi kadın? Neden? Nereye gittiler? Kimse bilmiyor. Jamie'den başka haber almadık. Söz konusu kadın, akşam yıldızının kızı Lady Brienne olabilir. O kadın. Kraliçe, tart bakiresini hatırlıyordu. Erkek zırhı giyen, iri, çirkin ve paytak şey. Jamie beni öyle bir yaratık için terk etmez. Kuzgunum ona hiç ulaşmadı. Yoksa Jamie gelirdi. Güneyde karaya çıkan paralı askerlere dair raporlar aldık. Diyordu Sir Kevin. Tart, basamak taşı, gazap burnu. Stannis'in bir özgür birlik tutmak için gereken sikkeyi nereden bulduğunu bilmeyi gerçekten çok isterdim. Onlara karşı koyacak kuvvetim yok. Burada yok. Mesterrel bu kuvvete sahip. Lakin kızıyla ilgili mesele bir çözüme ulaşmadan önce harekete geçmeyi reddediyor. Bir cellat, ile ilgili meseleyi çabucak çözüme ulaştırır. Cersei, Stannis'i ya da paralı askerleri hiç umursamıyordu. Hem onu hem de Tyrell'leri ötekiler alsın. Bırakın da birbirlerini doğrasınlar. Diğer daha iyi bir yer olur. Lütfen amca, beni buradan çıkar. Nasıl? Silah zoruyla mı? Sir Kevin pencereye yürüyüp dışarı baktı. Kaşlarını çatmıştı. Bu kutsal yeri bir mezbahaya çevirmem gerekir. Ve bunu yapmak için adamım yok. Kuvvetimizin büyük bir bölümü kardeşinle birlikte Nehirova'daydı. Yeni bir ordu kurmak için vaktim olmadı. Yüzünü Sörsi'ye döndü. Yüce rahiple konuştum. Günahlarını telafi etmeden seni bırakmayacak. İtiraf ettim. Telafi etmek dedim. Şehrin önünde. Bir yürüyüş. Hayır. Sörsi amcasının ne söylemek üzere olduğunu biliyordu ve bunu duymak istemiyordu. ''Asla ona bunu söyle. Ben bir kraliçeyim. Bir rıhtım fahişesi değil.'' ''Zarar görmeyeceksin. Kimse sana dokunmayacak.'' Cersei daha sert bir sesle ''Hayır.'' dedi. ''Ölmeyi tercih ederim.'' Ser Kevan etkilenmemişti. ''Eğer arzun buysa yakında gerçek olabilir.'' Yüce Rahip, kral cinayeti, ilah cinayeti, ensest ve yüksek ihanet suçlarıyla yargılanmana karar verdi. İlah cinayeti? Cersei neredeyse gülecekti. Ne zaman bir tanrı öldürdüm? Yüce rahip, yedinin dünyadaki sözcüsüdür. Ona saldırırsan bizzat tanrılara saldırmış olursun. Sir Kevin, Cersei itiraz edemeden önce elini kaldırdı. Bu konuları konuşmak fayda getirmez. Burada olmaz. Bunları duruşmada konuşacağız. Gözlerini hücrede gezdirdi. Yüzündeki ifade çok şey anlatıyordu. Biri bizi dinliyor. Cersei burada bile, şimdi bile özgürce konuşmaya cesaret edemiyordu. Derin bir nefes aldı. Beni kim yargılayacak? Enanç, dedi Sir Kevin. Eğer dövüşle yargılanmakta ısrarcı olmazsan, o durumda bir kral muhafızları şövalyesi tarafından savunulmak zorundasın. Sonuç ne olursa olsun hakimiyetinin sonu geldi. Tamın reşit olana kadar onun vekili olarak hizmet vereceğim. Mace Tyrell kral eli ilan edildi. Yüce Üstat Paisel ve Sör Harris eski görevlerine devam ediyorlar. Lakin Paxter Redwine Lord Amiral oldu ve Randall Tarley yüksek yargıcın vazifelerini üstlendi. İkisi de Tyrell sancak beyleri. Diyarın bütün yönetimi Cersei'nin düşmanlarına veriliyordu. Kraliçe Mergery'nin yakınlarına ve akrabalarına. Mergery de itham ediliyor. O ve kuzenleri Serçeler onu nasıl serbest bırakıyor da beni bırakmıyor? Randall tarla ısrar etti. Bu fırtına koptuğunda kral topraklarına gelen ilk adam oydu. Ordusunu da beraberinde getirdi. Tyrell kızları yine de yargılanacaklar. Ama yüce rahip onlara karşı açılan davanın zayıf olduğunu kabul ediyor. Yarı deli gibi görünen şu şarkıcı hariç, körlüçenin aşığı olduğu ileri sürülen bütün adamlar suçlamayı reddettiler ya da sözlerini geri aldılar. Yüce rahip kızları Tarly'nin vesayetine verdi. Lord Randall da zamanı geldiğinde kızları duruşmaya getireceğine dair kutsal bir yemin etti. Ya kızı suçlayanlar? diye sordu kraliçe. Onlar nerede? Ozni kara kazanla mavi ozan burada, septin altında. Redwine ikizleri masum ilan edildi. Arpçı heymiş öldü. Diğerleri Kızıl Kale'nin altındaki zindanlara atıldı. Senin adamın Kaybernin sorumluluğundalar. Kaybern diye düşündü Cersei. Bu iyiydi. Cersei'nin tutunabileceği bir dal vardı en azından. Adamlar Lord Kaybernin elindeydi. Ve Lord Kaybern mucizeler yaratabilirdi. Ve dehşetli şeyler, dehşetli şeyler de yaratabilir. Daha kötü haberler de var. Oturacak mısın? Oturmak mı? Cersei başını sağa sola salladı. Daha kötü ne olabilirdi? Küçük kraliçe ve kuzenleri kuşlar kadar özgürken Cersei yüksek ihanet suçuyla yargılanacaktı. Söyle nedir? Myrcella, Dorne'dan vahim haberler aldık. Cersei hemen Tyrion dedi. Tyrion Cersei'nin küçük kızını Dorne'a göndermişti. Ve Cersei kızını eve getirmesi için Serbellan Svan'ı görevlendirmişti. Bütün Dorn adamları yılandı ve Marteller en beter olanlarıydı. Kızıl yılan, iblisi müdafaa etmeyi bile denemiş ve cüceyi Jarfin'in cinayetinden aklayacak zafere çok yaklaşmıştı. Tyrion bunca zamandır Dorn'daydı ve şimdi kızımı yakaladı. Sir Kevin tekrar kaşlarını çattı. Myrcella, Gerald Dane isimli Dorn'lu bir şövalyenin saldırısına uğradı. Adam Myrcella'nın yüzünü kesti. Myrcella, Üzgünüm, bir kulağını kaybetti. Bir kulak? Cersei dehşet içinde amcasına baktı. O sadece bir çocuktu. Benim kıymetli prensesimdi. Üstelik çok güzeldi. Kızımın kulağını kesti. Peki Prens Doran ve Dornlu Şövalyeler neredeydi? Küçük bir kızı koruyamadılar mı? Eri Sokars neredeydi? Mersella'yı savunurken katledildi. Dane'in onu kestiği söyleniyor. Sabah kılıcı bir değdi. diye hatırladı kraliçe ama o çok uzun zaman önce ölmüştü. Bu Sir Gerald kimdi ve Cersei'nin kızına neden zarar vermek istemişti? Kraliçe buna anlam veremiyordu. Meğer ki Tyrion Karasu Savaşı'nda burnunun yarısını kaybetti. Myrcella'nın yüzüne saldırmak, bir kulağını kesmek. Bu işte iblisin o kirli ve küçük parmakları var. Prens Doron kardeşinle ilgili hiçbir şey söylemedi ve belen sovan Gerald Day'ini suçladığını yazdı. Şövalyeye siyah yıldız diyorlarmış. Cersei acı bir kahkaha koyu verdi. Ne derlerse desinler, o kardeşimin maşası. Tyrion'un Dornular arasında dostları var. İblis bunu en başından beri planladı. Mirsella'yı Prince Tristan ile nişanlayan Tyrion'du. Sebebini şimdi anlıyorum. Her gölgede Tyrion'u görüyorsun o gölgeleri mahlukatı, o Cafri'yi öldürdü, o babamı öldürdü. Orada duracağını mı sanıyorsun? İblisin hala kral topraklarında olduğundan ve Tamını öldürmek için planlar yaptığından korkuyordum. Ama önce Mircella'yı öldürmek için Dorne'a gitmiş olmalı. Cersei hücresine adımladı. Tamm'ın yanında olmam gerek. Şu kral muhafızları bir göğüs kalkanındaki memoşları kadar faydasız. Amcasına döndü. ''Sir Eris öldürüldü'' dedin. ''Siyah yıldız denen şu adam tarafından, evet.'' ''Öldü, Eris öldü, bundan emin misin?'' ''Bize söylenen bu.'' ''O halde kral muhafızlarında boş bir yer var. O yer derhal doldurulmalı. Tamının korunması gerek.'' Lord Tarly, Jaime'ye sunmak üzere kıymetli şövalyelerden oluşan bir liste hazırlıyor. Lakin Jaime yeniden ortaya çıkana kadar... Kral bir adama beyaz pelerin verebilir. Tamman iyi bir çocuk. Ona kimi seçmesi gerektiğini söyleyin ve seçsin. Ve sen kimi seçmesini istiyorsun? Cersei'nin hazır bir cevabı yoktu. Müdafimin yeni bir yüz kadar yeni bir isme de ihtiyacı var. Kayburn biliyor. Bu konuda ona güven. Aramızda fikir ayrılıkları var amca. Fakat paylaştığımız kanın ve babama karşı duyduğun sevginin hürmetine Samanın ve onun sakat kız kardeşinin hatırına senden istediğim şeyi yap. Benim adıma Lord Kayborne git. Ona beyaz bir pelerin götür ve vaktin geldiğini söyle. 55. Bölümün sonu.